Merhaba. Merhabalar. Bu bölüm yine Acelle Yaylası'ndayız. Bu sefer mevsim değişikliği var. Bu sefer biraz soğuk tabii ortam. Hiç eskisi gibi değil. Yanımızda da çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var, Utku. Medya İşleri'nin kurucusu. Kurucularından. Evet, kurucularından. Almanya'da yaşıyor. Ne kadar oldu Almanya'ya taşınalı? Tam bir sene bir ay. Bir sene bir ay önce seküler göç, Almanya'ya kaybettiğimiz beyinlerden. Önce bir Utku istersen bir iki cümle kimdir, ne yaptın bugüne kadar. Sonra biraz medya işleden bahsedelim. En sonda sizin medya işte de son iki podcast'iniz, son iki bölüm podcast'ın ilk iki bölümünde diyelim, son iki demeyelim. İlk iki bölümünde bahsettiğiniz kurumsal hayatta girişimcilikten bahsedelim. Evet, aslında ben oyum. Yani oradan başlayayım. Yani benim işte bütün kariyerim kurumsal şirketlerde geçti. Ben bir kurum içi girişimciyim. Son bir senedir de bu işi remote olarak danışman şeklinde yapıyorum. Medya işte diye Arman'ın söylediği gibi bir şu an podcast kanalını kurduk. Çok çeşitli içerikler üreteceğimiz bir kanal oldu. Ama temelde yapmak istediğimiz herkesi heveslendirmek. Neyi? Üretime. Yani içerik üretimi olsun. Temelde bütün konsantrasyonu üretim. İçerik, uygulama, yazılım hiç fark etmez. Evet, heveslendiriyoruz tamam. Demiştik en son. Evet, yani üretime heveslendiriyoruz. Çünkü bizim bence ihtiyacımız olan tek şey bu. Yani yaş, işte tecrübe hiç fark etmez. Üretime konsantre olmasını istiyoruz herkese. Arman, senin girişte aslında söylediğin gibi şeyde, podcast festivalinde Power FM. İlkti değil mi o? Evet. İlkti. İlk birinci. Orada söylediğin gibi aslında paylaşacak çok değerli tecrübeler var. O tecrübeleri paylaşıp başkanın o hataları ya da işte o yolunu kısaltmak için bunları bence paylaşmak gerekiyor. Ben hep şey söylüyorum. Yani böyle bir hatasını bile engelleyebilsek beraberce. Çok büyük başarı. Yani sadece bir girişimci, bir genç, bir profesyonel çalışan bizi dinlediği için, seni dinlediği için, ne bileyim girişimci olarak dinlediği için, okuduğu için yapacağı bir hatayı yapmaması bile aynen. Bizler için yeterli bir kazanım yani. Çok insan bana yolda şey diyor yani. Yolda hakikaten aa sen yollara TV'de desin değil mi? Diye durdurup lütfen devam edin. Sizin sayenizde şöyle bakmaktan çıkıp şöyle bakmaya başlayabildim diyor. Bu arada son bölümümüzle ilgili bir eleştiri almışız. Okudun mu yorumu? Neyle ilgili? Bir arkadaş şey demiş. İşte şey var ya büyük beyinler, küçük orta beyinler, küçük beyinler. Biz Elon Musk'la Mark Zuckerberg konuştuğumuz için arkadaş şey bizi küçük beyin olarak ilan etmişler. Casey Neistat'ın dediği bir şey var. Haters gonna hate. Yani evet. Ne yaparsan. Beğenmeyecek adam beğenmeyecek. Her zaman %30'luk bir kitle beğenmeyecek yaptığımızı. İşte inadına bunu değiştirmek lazım. Aynen öyle. Biz yani yine aynen. Bunu değiştirmek lazım. Evet belki onlar bizim bildiklerimizi, anlattıklarımızı biliyorlar ama bilmeyen de var. Doğru. Faydalanan da var. Biz de benzer şekilde başladık. Kesinlikle. Yani aynı şeyleri konuşuyorsunuz hep. Ne kadar geldik o ki daha iki bölüm çektik. Daha iki bölüm çektik zaten. ama yani birileri de çok faydalanıyor. Yani iki defa, üç defa dinleyip evet hani soru soranlar var. Biraz... Biz mesela son bölümde bir tane startuptan paylaştık. Bir startup anlattık. Türkiye'deki belki perakendiciler faydalanabilir diye. Yani gidip araştırıp onlarla iletişime geçmeye çalışan kurum içi girişimciler de var. Vay çok iyi. Ya bunlar iyi. Yani bunları niye taşımayalım? Niye Avrupa'yı pas geçip Amerika'da bir startup'ı buraya getirip oradaki know-how alıp çeşitlendirmek de çok önemli. O yüzden bence yani sizin ne yaptınız? İşte biz gerçi biraz sizden ilham aldık. Estağfurullah. İşte diyorum hep birbirimizi etkileyerek bu halkayı çoğaltmak bence önemli. Biraz medya işlerden bahset. Nasıl başladı? Fikir nereden çıktı? Evet. Kimle yapıyorsun? Şimdi video içerik üretmek bizim için zor. Ben Almanya'dayım. Mehmet İstanbul'da. Montaj ayrı bir dert. Hani biz genelde montaj yapmamaya çalışıyoruz ama biraz yapmak zorunda kalıyoruz. Teknik hastalıklardan dolayı. Skype kopuyor. Ne bileyim Skype işte üzerinden kaydediyorsunuz. Evet Skype üzerinden peki şey mi? Yani sen ayrı bir yere dosyaya kaydediyorsun. O ayrı bir yere bölüşüyorsunuz hayır. Yoksa real time olarak Skype'i kaydediyorsunuz. Evet. Skype'de sadece konuşmayı. İşte bu teknik hatalar varsa onları montajlayıp yayını akıcı hale getirmeye çalışıyoruz. Ben de işte kanalında biz bakış açısı diye bir program yapıyoruz. Çok yakın zamanda bir gaming üzerinde bir şey olacak. Program olacak. Sonra bir tane arkadaşımız Koray CEO'larla sohbet ederek onların aslında tecrübelerini yeni başlayanlar için paylaşacak. Bir tane spor programı düşünüyoruz. Hadi canım. Evet. Kesin sen yaparsın. Yok hayır ben yapmayacağım. O da çok alanında çok tecrübeli. Genelde şu an yazmayı tercih ediyor ama ben çok değerli buluyorum. İsim vermeyeceğim tam olarak
konuşamadık. El sıkışmadık diyoruz. Kontrat evet. bitmedi yani. Evet, bitmedi. O da olacak kanalda. Bir terslik olması. Dolayısıyla aslında hep hikaye şeyin üzerine kuruldu. Yani bu tecrübeleri paylaşmak. Yani bir durumu bile ne bileyim işte futbol maçı olabilir. Oradan bile bir hayata dair bir şey çıkartmak ve paylaşmak derdimiz. Mehmet ne yapıyor? Mehmet pazarlama uzmanı. Pazarlama yöneticisi. Pazarlamanın komers o da bizim gibi aslında. Nasıl biz IT'nin dönüşümüne şahitlik ettik. O da aslında pazarlamanın dönüşümüne şahitlik etti. Dijital pazarlamaya dönüşüm. Evet. Yani o her adımında bulundu. O da oradaki tecrübelerine faydası. Bu yeni bölüm mesela şey biraz daha gelmedi, pazarlama yok gelmedi. Öbür hafta pazar olacak. Biz 15 günde bir yayınlıyoruz. Biz yayınlayana kadar tahminen ya biz yayınladıktan sonra çıkar. Çünkü evet. bu bölümden evet. önce bir iki bölümümüz var yayınlayacağımız. Evet. 15 günde mi çekiyoruz biz? Orada da aslında şeyi anlatmaya çalışacağız. Ya bu hikaye nasıl değişti? Bütün NBA derslerinde anlatılan işte pazarlamanın 4P'si vardı. O 4P'de ne oldu? Bir onu bir tartışmaya planlıyoruz. Almanya hikayelerine bahsetsene biraz. Yani çok bu ara popüler bir konu kabul edelim. Yani Türkiye'den çok iyi insanlar yurt dışına gidiyor. Evet, hepimizin arkadaşları gitti. Hepimizin arkadaşları gitti, dostları gitti. Yani senin gitme sebebin neydi? Ve memnun musun? Oradan ya, şu an remote çalışıyorsun aslında. Evet, sen son söylenen başlayayım. Ben memnunum. Ama şey, herkese tavsiye eder miyim onu bilmiyorum. Yani o taraf mental olarak taraf kolay bir şey değil. Değil. Yani en çok özlediğin şey aslında bu sohbet işte. Bu bizim şu an burada yaşadığımız hikaye. Buradan kopmak biraz zor ama teknoloji işte ya da işte dostluğunuz o kadar evet. kuvvetliyse onu da kaldırabiliyorsunuz. Orada da problem yok. Memnunum. Evet, memnunum. Zaten hani bunu değiştirmek için evet. hani hep herkesin aslında bütün göç hikayelerindeki şey temel sıkıntılar neyse biz de aslında o yüzden tercih ettik. Şu an memnunuz. Medium'da yazıyorsun. Medium'da yazıyorum. Evet. Özellikle ilk birkaç post çok iyiydi yani. Evet. Tam Türkiye'den Almanya'ya gittin. İşte banka kartı çıkartma evet. hikayen. Linkleri aşağıya koyalım. Bence koyalım. Hani Medium yazıların gerçekten çok keyifli. Yani gerçekten Türkiye'deki bankacılık sisteminin o kadar iyi olduğuna inanıyoruz ve gerçekten dünyanın birçok yerine göre iyi. Evet. Ama senin yaşadığın tecrübe Türkiye'nin belki 2-3 adımda önünde bir tecrübe yaşadın orada yani. Bizim çok kuvvetli olduğumuz yerler de var. İşte senin zaten içinde bulunduğunuz işte fintech e-dönüşüm. Ve şey, e-dönüşüm konuları gerçekten fena durumda değiliz. Özellikle fintech alanında. Ama işte bahsettiğimiz mesela okurlarsa görecekler. Oradaki herkesin problemi çözen, daha doğrusu yaşadığı sıkıntı, o paradokstan insanları çıkartan bir çözüm sunmaları. Ve hani biz mesela işte girişimci yatırım odaklı biraz daha hareket ediyorlar. Onları da anlıyorum. Çünkü işte bizim mesela bölümde söylediğim gibi iktisadi bir kuruluş aslında bu. Evet. Yani kıt kaynaklardan maksimum fayda elde etmeye çalışıyorlar. Ama şey yani o yatırımı da nasıl büyümeye harcadığını anlatan bir hikaye. Ben evet. işte adını da söyleyeyim aslında. N26 diye bir elektronik bankacılık girişim bu. O serüveni de takip etmek, müşterisi olarak takip etmek de inanılmaz keyif veriyor. Bizdeki işte biraz daha şeye benziyor. İşte Empara gibi oluşumlara benzeyen bir girişim ama hiçbir şekilde fiziksel bir bankaya dayalı bir oluşum değil. Tamamen dijital. Dolayısıyla hani onlardan da işte bir şeyler aktarmaya hep çalışıyorum. Ki bence çok ilham verici bu arada. Biri işte oradan bir şey yakalayıp uygulamaya değer bulursa ne mutlu bize. Biz gittik ama her şey bizim ülke için yani. Kesinlikle. Bütün telaşımız da o. Yani buradaki gençlere hala aslında ne kadar büyük fırsatlar var, ne kadar büyük fırsatları beraber globalleştirebiliriz, onu anlatmaya çalışıyoruz. Bir de bölümde şeyden de bahsedelim istiyorum. İlk iki bölümde bahsettiğiniz kurum içi girişimcilik. Türkiye'de belli kurumlarda birazcık göstermelik başlamış. Bazı kurumlar gerçekten içine sindirmiş. Bu iş sadece bir PR değil, PR'ın ötesinde gerçekten kuruma ya da ülkeye fayda sağlayacak bir yapıda yapmaya çalışıyor. Birazcık o ilk iki bölümden bahsedelim mi? Olur. Yani biz birinci bölümde işte kurum içi girişimci anlatmaya çalıştık. Neden? Çünkü senin de hikayen öyle biraz. Evet, benim hikayem biraz öyle. Yani biz zaten biraz da oradan çıktı. Ama bence güzel bir tanım bu. Özellikle şey için, kurumsal şirketleri daha da hızlandırmak için. Yani çok ciddi bir birikim var abi kurumsal şirketlerde. Evet. Çok güçlü oldukları alanlar var. Sistemleri bence çok önemli. Ama o sistemleri daha dinamik hale getirecek liderliğe ihtiyaç var. Onlar da kurum içi girişimciler. Şimdi gençlerin hepsi işte ne bileyim Facebook'un hikayesinden, işte Tesla'nın hikayesinden ilham oluyorlar. Onun için işte kendi girişimlerini kurmaya çalışıyorlar. Ama bence ilk tecrübe edinecekleri yer kurumsal şirketler.
Orada da buna açık, bu fikre açık çok fazla şirket var. Kesinlikle. O şirketlerde o fırsatı yakalarlarsa ya da içlerinde o girişimcilik ruhu varsa o şirketler zaten onu oluşturabilirler. Eğer onu orada oluşturabilirlerse, yani o ekosistemi kurumsal şirkette yaratabilirlerse hem kendilerine hem şirkete, dolayısıyla şeye, bizim ülkeye çok ciddi bir fayda sağlayacak. Benim orada gördüğüm en büyük eksik şu. Şu an Türkiye'de iyi girişimciler ve iyi girişimcilik hikayeleri var. Evet. Doğru şey. Yani Nevzat Aydın'dan Sine Afralar, evet. İşte Opsini, Gram Games. Yani Türkiye'de bu işi yapmış ve güzel sonuç elde etmişler var. Ama kurum içi girişimcilikte hala bir rol çıkmadı. Yani bir rol model hikaye çıkmadı. Bence yakın zamanda onları da görmeye başladığımızda bir dakika ya ben illa da bir girişimci olmak zorunda sonra değilim. Yani. Ben bunu çalıştığım kurumun içerisine ya da kurum içi girişimciliğe önem veren bir kuruma girip orada profesyonel çalışırken de yapabilirim hikayelerini görmeye başlarız. Bizim koşullar çıktı. Doğru. 2011 yılında FIT'deyken sonra Dotto'ya geçtik. Evet. Dotto'da birçok farklı şeyimiz vardı aslında. Aynen. Doğru. Farklı mobil uygulamalar geliştirdik, farklı oyunlar geliştirdik. Onların aslında hepsi var olan bir kurumun içerisinde girişimcilik yani. Yöneticilerin sayesinde ortaya koyduğumuz farklı girişimcilik, doğru, girişimci hikayeleri. O açıdan bence orada o fırsatları ben hep şey diyorum yani Ahmet abinin yani. Bize sağladıklarını parayla ödeme şansımız yok. Kesinlikle yok. Yani çünkü öyle. O kadar çok İmkan bize sağlıyor. Oyun alanı sağladı ki, o kadar çok farklı şey denememiz için bizi destekledi ki hem maddi hem manevi olarak. Oradaki birçok başarısızlığımız bugün aslında Foribay'ı buraya getiren şeylerden bir tanesi oldu. Yani cesaret vermek adına zaten onları bence bağıra bağıra söylememiz lazım. Doğru. İşte İş Bankası var mesela. Burada şeylere de gitmek çok lazım. Yani. Kurumdaki genel müdürlere de gitmek gerekiyor bence. Yani sadece oradaki girişimci olmak isteyenleri değil, aslında yöneticilere de bakın işte hani bu şekilde intrapreneur diyorlar değil mi ona? Yetiştirirseniz sizinle şöyle kazançlarınız olabilir. Çünkü çok yönetici aslında şunu düşünüyor. Ben şimdi bu adama fazla imkan verirsem ben bu adamı kaybedebilirim. Bu adam gözü dışarıya dönüp kendi girişimini kurma ve şirketin ayrılma yoluna gidebilir. O yüzden aslında şey fırsatını vermek istemiyorlar. Sen girişimciye fazla odaklanma, şirkete odaklan. Ve işini devam ediyor. Aslında bunun da değiştirmek gerekiyor Türkiye'de. Ben bunu da çok sık görüyorum. Ben onu o da aslında ciddi bir engel. Bir bilanço döneminde ya bu işler olmuyor. Yani o fikrin ne zaman geleceği belli olmuyor. Yani Ocak'ta genelde hedefler dağıtılıyor kurumsal şirketlerde. Ama fikir o zaman gelmiyor. Ya da işte satın alacağın startup da o zaman gelmiyor. Doğru. Yani bunu ne zaman gelecek onu hep böyle bir devamlı bir süreç haline getirmek lazım. Yani. Durmayan bir o süreç. O işte bizim bölümde dedik ya DNA'ya işlemek lazım o girişimi. Evet. O girişimi işlersek bence çok ciddi bu başarı hikayelerini artıracağız. Mesela işte Soner Bey BKM'de yaptı, gerçekleştirdi diye. Muhteşem bir başarı hikayeleri görüyoruz. BKM Express onlardan bir tanesi. En son bir adam yani. Belge IO vardı değil mi? Evet. Blockchain üzerinde yaptıkları. Yani şimdi Türkiye'de blockchain çok konuşuluyor. Siz kaç bölüm işlediniz yani. Evet. Ama somut olarak gördüğümüz proje sayısı çok az. Çok maalesef. Çok az. İşte kurumlar da çünkü korkuyorlar eğilmekten yani. Evet. Bir şeylik var işte yani. Denemek lazım. O biraz denemeyi hele şu dalgalanma Ar-Ge dönemlerinde yapmak zor. Aslında yine olay şeye dönüyor. Ar-Ge bütçesi ayırmaya. Yani bir şekilde Ar-Ge bir bütçe ayırıp orada farklı konuları, farklı teknolojileri işleyerek orada entrepreneurlar yetiştirmek gerekiyor. Evet. Ama ne kadar Türkiye'de sık. Yani benim şansıma çok güzel şirketlere çalıştığım için çok sık gördüm ama diğer kurumlarda o kadar sık mı çok emin değilim yani. Artacak. Kesinlikle. Bu artacak. Kaçılmaz bir şey. Yani. Bizim mutlaka de işte artacak. Şey yapmamız gerekiyor orada. Bunu yaymak gerekiyor. Artacak. Yani şey, bütün problemi kendi içine çözemezsin. Yani o ekosistemi dışarı çıkıp birilerine mutlaka kol kola girip bakman lazım. Yani başka bunun şey yok. Hızlandırmanın yolu yok. Yaparsın ama işten geçmiş olabilir. Kesinlikle. İhtiyacımız olan şey o değil. Değil. İhtiyacımız olan şey o değil. Çok teşekkürler. Ben teşekkür bence ederim. Harika bir şey oldu. Görüştük ama hiç beklemiyorduk. Biraz fazla üşüdük. Evet. Biraz sonra yani aşağıda linklerini vereceğiz. Mutlaka Utku ve Mehmet'in podcast'ini takip edin. 15 günde bir geliyor olacak. Evet. Frekansı arttırmanızı öneririz bu arada yani. Bir haftada 15. Bir ay çok işe yarayabilir. Almanya'dan dönünce yaparız. Almanya'dan dönünce. Bildiğiniz gibi bu bölümleri Gümlet Medya ile beraber yapıyoruz. Bizim dışımızda Gümlet Medya'da 3 podcast daha var. Girişimci Muhabbeti, Paraşütlü Üretim Bandı ve Serbest Oyun İmalatı. Bundan sonra sizin podcast'e de refer edelim. Olur. Bu sayede böyle bir cross, herkesin birbirinden olur haberi olsun. Bölümü beğendiyseniz lütfen like'lamayı unutmayın. Bize destek olmak için yapabileceğiniz en iyi şey bu bölümü sosyal medyada paylaşmak. Paylaşarak bize destek olursanız ve
kanala abone olursanız. Bu arada dikkat ettim, son dönemde böyle izlemeler çok arttı ama evet, izleyenlerin %40'ı kanala abone. Hmm. O yüzden lütfen kanala abone olarak her hafta yayınladığımız 1-2 bölümden haberdar olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.